Siyah Deri Beyaz Maskeler, Frantz Fanon, Metis Yayınları. Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maskeler eseri Orçun Türkay'ın çevirisiyle Metis Yayınları'ndan çıktı. Psikiyatr ve siyaset felsefecisi Frantz Fanon 1925'te Martinik'te doğdu. 1943'te İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı direnen Özgür Fransa güçlerine katıldı. Savaştan sonra Martinik'e dönüp lise eğitimini tamamladı. Ardından tıp eğitimi için Fransa'ya gitti. Burada tıp, felsefe ve psikoloji okudu. 1951'den itibaren psikiyatr olarak çalışmaya başladı ve Cezayir'e gitti. Burada bağımsızlık hareketini aktif olarak destekledi. Cezayir heyetinin bir parçası olarak Pan-Afrika Kongresi'ne katıldı. Geçici Cezayir hükümetinin büyükelçisi olarak Gana'ya atandı. Bu dönemde Fas ve İtalya'da çeşitli saldırılardan kurtuldu. 1961'de son eseri Yeryüzünün Lanetlilerini yayımladı ve 36 yaşında lösemiden hayatını kaybetti. Üniversite tarafından kabul edilmeyen Frantz Fanon'un doktora tezi Siyah Deri Beyaz Maskeler 1952 yılında kitap olarak yayımlandı. Fanon bu çalışmasında sömürgeciliğin insanlığa bıraktığı mirasın psikolojik bir bakış açısıyla analizini yapıyor ve bunu siyah-beyaz ilişkisinden yola çıkarak gerçekleştiriyor. Siyah insanın kendisini algılayış biçimi ve onun kendi özgün kültürünün orijinalitesini nasıl kaybedişiyle bağlantılı olarak bölünmüş bir kültürel süreçten söz ediyor. Siyahın iki boyutu vardır. Biri soydaşıyla, öteki beyazla. Bir siyah, bir beyazla birlikteyken farklı, bir başka siyahla birlikteyken farklı davranır. Bu ikiye bölünmenin sömürgecilik serüveninin doğrudan sonucu olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Ana damarının siyahı maymundan insana ağır ağır ilerleyişin simgesi olarak göstermek isteyen çeşitli kuramlardan beslendiği de tartışma götürmez. Bunlar gerçekliği ifade eden nesnel bulgulardır. Frantz Fanon, kitap boyunca siyah-beyaz ilişkisini anlamaya yönelik bir denemenin gelişmesine tanık olacağımızı belirtiyor. Böylece beyazlığına hapsolmuş beyazı ve siyahlığına hapsolmuş siyahı serbest bırakma arayışını sürdürüyor. Onun dileği siyahı yeniden insanlaştırmak, ona bir insan olarak statüsünü geri vermektir. Avrupa boyunduruğunun hem bireysel ruhlara hem de sömürgeleştirilmiş halkların kolektif bilincine verdiği zararın ölçüsünün bir kısmını kavramayı mümkün kılmaktır. Siyah artık beyazlaşma ya da yok olma ikilemini yaşamamalı, bir var olma olasılığının bilincine varabilmelidir. Yine başka bir deyişle, toplum ten rengi yüzünden ona güçlük çıkarıyorsa ve düşlerinde bilinç dışındaki bir renk değiştirme arzusunun ifadesini buluyorsam, amacım uzak durmasını örgütleyerek kendisini bundan caydırmak olmayacaktır. Benim amacım gerekçeler aydınlatıldıktan sonra onu çatışmanın gerçek kaynağına karşı, demek ki toplumsal yapılara karşı eylemi ya da edilgenliği seçebilecek duruma getirmektir. Okurun bir halkın sömürgeleştirildiği andan itibaren artık kendisinin olmadığını anlamasını sağlayan Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maskeler'de sömürgeleşmenin yerli halk üzerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlarını ve sömürgeleştirilmiş kitlelerin bilinçaltında mutlak ve derin bir yaraya neden olduğunu anlatıyor. Kitap, okuyucuyu, geçmişini, kimliğini ve kendisine ait olmayan bir toplumdaki yerini sorgulamaya yönlendiriyor.